Günaydınlar. Islak saçım, evet. Yeni bir vlogdan yeniden herkese merhabalar. Şu an ev bakmaya gidiyoruz. Daha doğrusu ben bakıyordum sürekli de bir türlü böyle gidip görebileceğim kadar içmesinden bir yer olmamıştı. Bir bakacağım. Bu biraz ev dışında, biraz daha ev arkadaşı tarzı bir yer. Bakalım, gideceğiz, göreceğiz. Ablam da yanımda vekil olarak götürüyorum şu an. Birlikte gidiyoruz. Zaten şöyle bir şey vardı. Ya Kadıköy'de ya da karşıda okuluma yakın bir yer bakıyordum. Kilin karşıda olmayı seçti. Karşı olmayı seçmedim. Kadıköy fiyatları bana bunu tercih ettirdi. Şey, yani 1+0 eve 10.000 vermek istemediğim için karşıdan bakıyorum. Daha önce hiç karşıda yaşamadığım için gergin bir durum ama çok da gerilmiyorum. Net bir şey yok çünkü. Gürültüsü, mahalle kültürü yok. Yaşıyorsun evin içinde. Çıkıcı neyse tamam. Bilmiyorum. Aa, belki şey de olabilir yani. Kadıköy'ü bu arada ben de tercih ederdim ama olmadı yani şu an. Belki de olur, bilmiyorum. Gideceğiz, göreceğiz. Belki olursa diye başlattım bu vlog. Olursa taşınma vlogumun başı bu olabilir. Olmazsa da bir günlük vlog evrilebilir. 3 saniye sonra siz göreceksiniz sonuçları. Bakalım, heyecanlıyım, gerginim şey biraz. Kişiyi tanımıyorum çünkü gittiğimde göreceğim, sahibinden buldum evi. Bakalım, heyecanla. Hadi size anlatacağım bundan sonra neler yaşandığını. Ne diyor? Nezih diyor. Ha, nezih diyor. Tülin arkadaşları, takipçileri. Şokta olduğumuz için böyle değişik bir kamera açılışı oldu şu an. Tülin, biraz ilk senin şokunu görsün takipçilerin. Ya Allah kahretsin ya. Yani bir şey diyeceğim. Bir ev arkadaşı arıyorsan ve evlenip boşanmışsan oraya şey yazman gerekir bu arada da yani. Oğlu falan var bayağı kadının. Benle öğrenci gibi takılıyor. Bayağı öğrenci gibi konuşuyor benimle. Şaka mı? Şoktayım. Bir saniye gözlerimi de görün. Tepkimi daha iyi anlasınlar diye gözümü çıkardım. Şaka mı? Gittik. Şey diyor, bir de mesaj atmış, misafirim var, sıkıntı olur mu? Ben de arkadaşı falan geldi sandım. Annesi, abisi, çocuğu falan gün yapıyorlar abisi, evde. Abisi, çocuğu, muhtemelen yengesi. Yenge de muhtemelen aynen yenge bir yaptırmış da. Çok gereksiz. Aa bak okulum. Yakın görünüyor her yer birbirine ama şey, inanılmaz yokuş olduğu için. Yani şu an rakım mesela 1500 falan. Bayağı yükseldik. Birazdan hani bir 3 dakika sonra rakım şey olacak, 300. Oha ya, çok şok oldum. Benim dengelerimi şaşırdı valla. Şok oldum. Kadın bir de çok sana pozitif yani. Sana diyorum, bir şey soracağım. Aynen, kadın çok tatlı canım yani. Hani boşanmış da rahatlamış, mutlu. Aynen. Çocuğum var diyor, ayağını kırdı diyor. Hafta sonları geliyor, normalde yurtta kalıyor diyor. Hafta sonları birlikteler. Hafta sonları annesi geldi, dedi ki ben de hafta sonları geliyorum. Kız diyor ki şaka yapıyor, şaka o kadar çok gelmez. La bırakmıyordur kadın ki. Kadın var ya, muhtemelen Kur'an okutmaları falan yapacak hafta Deneyim sonları zaten. Gelip. Kur'an okumaya gidiyoruz da. Ne? Şaka gibi. Ne? Ben Kadıköy dışında bir daha ev bakmaya gelmem. Bence de, ben sana diyorum. Ben ama biliyorum. Bak, bir saniye. Bak, ben biliyorum. Şu karşının eritmeğine baksanıza, ben Ali Beyköy deyince böyle bir yer zannediyorum. Bir de geri için. Bir de şuraya bakın. Ev bile görünmüyor. Korkunç. Şuradan insek bence okey. Baksanıza şu yokuşların. Bir önce dağdan inmek istiyorum. Evet, şurası da okulum. Açıksa okula ablamı gezdireyim gelmişken diyorum. Okula ablamı gezdireyim. Vallahi Türkçem kaydı kadın yüzünden. Yokuşa bakar mısın? Bak bak. Ne, onun arabalar yapar ya böyle. Ondan yapıyoruz. Arkadan şey koy. Murder'dan Ready şarkısı. Olur bu arada. Gerçekten yani... kestirme yok mu ya? Aşağı yuvarlanmak için de. Bir dakika, burayı göstermem lazım. Ben de çok çirkinim şu an ama. Ay, hiç de makyaj yapmadım ama. Neden dönmüyor? Yani fiyasko üstüne fiyasko. Hiç gerek yok benim böyle bir şeye. Bak. Benim pozitif seviyesi. Minik. Minik. Çok tatlı. Oy, çok tatlı hakikaten. Gel, pıs pıs pıs. Gel gel. Kameralara poz ver ben düşmeden. Merhaba çocuklar, vlog kamerasına hay deyin. Ay çok tatlısın. Çocuklar benden nefret ediyor. Araba geliyor. Gel gel. Gel. Kedi gel. Gel. Ezineceğim. Allah. Al, düşüyorum çocuğum. Aferin. Kaç oradan.
Kaç, kaç, kaç. Aşağıya. Gözlerin çok güzelmiş. Al kameranı, asla şey yapamadım. İkisini aynı anda idare edelim. Öyle. Yolları çok yokuş ya, burada yaşanmaz. Burada ihtimal var, burada da yaşanmaz. Üsküler'den daha kötü bu arada. Mezarlık Daire Başkanlığı mı? Gördün mü? Burası bizim okulun hemen üstü zaten. Burası şey yani, kısal bir yerinde olan bir insan mecbur değilse yaşayabilecek. Okul niye buraya yapmıştı acaba? Neyse. Bir de nerede olduğumuzu bir küçük bir vlogumuzu açıklar mısın? Arkadaşlar merhaba, Abdülmecit Köşkü'ndeyiz şu an. Ooo, öğrendim. Abdülmecit Köşkü, bin hemen söyleyeceğim. Şöyle ben size o sırada göstereyim köşkümüzü. Burada bir dere akıyor. Abdülmecit'in adıyla tanınmasına rağmen Abdülmecit Efendi Köşkü 1880 ve 85 yılları arasında Mısır Gidivi İsmail Paşa tarafından yapı için 20 bin mefruşatı içinde 8 bin mısır altını harcanarak, çok saçma bir bilgi. Çok altın harcanmış. İlk cümlede bizi kendisine almadı. Neyse biz görüntüye bakalım. Aa, tatlıymış. İyi de gelmişsiniz. Evet, çok güzel, çok sakin bir yer. İnsanlar bir dönem burada yaşıyormuş cidden, çok güzel. Burada bir poz vereyim mi? Burada. Evet. Kulduğumuz zaman geldi. Neresi? Yeah. Bardağın bir şey çıkıyor. Yok ya. Bardağın dolu tarafından bakın diyor. Konuştu prof.